Daha iyileşmeden getirdiniz beni buraya. Bacağımı sakatladınız, yetmedi mi? Yetmedi. Birkaç yerini daha sakatlayalım dedik. Nereden başlayalım istersin? Bacak, kol, ha? Ya da direkt kafanı kıralım, bitsin bu iş. Bırakın boğazları. Şurada kamera var. Kılıma dokunursanız dava ederim sizi. Hiçbir şey yapamazsınız. Yok ya, gerçekten mi? Gerçekten mi lan? Kalk lan. Kalk ayağa. Hilmi, Özcan'ı kolay kolay vermez. İtiraf almak kolay olmayacak. Hangi işimiz kolay oldu ki? Sabri, daha yeni başladık. O kamera arızalı. Biz de arızalıyız. O yüzden laflarına dikkat et. Her yanlış cevabında daha çok can acıyacak. Şimdi efendi ol. Bize Kazım'ı anlat. Defalarca telefonda konuşmuşsunuz. Artık ne dediysen, herif gitti üvey kızını öldürmeye kalktı. Sen mi azmettirdin lan? Kazım kim ya? Tanımam etmem. Gidin başkasına iftira at. Kazım'ı tanımıyorsun. Hayır. İyi düşündün mü? Evet. O zaman bir daha düşün. Bak koçum, Özcan'ın adamısın biliyoruz. Cinayetten narkotiğe her türlü pis işte o Özcan'la berabersin. Onu da biliyoruz. Yani o ne yaptıysa sen de suçlusun. İyi dinle. Önünde iki tane yol var. Ya böyle artist artist konuşmaya devam edersin ki böyle çok dayak yersin. Ya da efendi gibi biz ne istiyorsak anlatırsın. Ha? Biz de senin cezanı birkaç yıl düşürürüz. Bence iyi teklif. Ben ayakçısıydım Özcan. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Ne anlatayım? Kazım'ı anlat. O kadar telefonla konuşmuşsunuz. Elif'i öldürmesini sen mi istedin Kazım'dan? Kazım kim? Tanımıyorum. Ha, illa kafamı kırın diyorsun yani. Hala sallığa yatıyor yani. Sanırım bizi epey uğraştıracak bu. Ne oldu, konuştu mu? Hayır. Ne sorsak inkar ediyor. Ben ona gösteririm şimdi. Alın şunu, al şunu. Oğlum adam gibi anlatacaksın. İlla anlatacaksın, illa. Görünme. Abi, abi dur, dur, dur. Canım, Kesin, yeter. Abi dur, tamam. Oğlumu size yedirmeyin ulan. Seni diye öldürmeyelim, kimse bulamaz. Anladın mı lan beni, anladın mı? Bırak. Dur artık, dur yeter. Abi tamam. Ayırın. Değmez, abi değmez. Öldüreceksin. Dur. Araba gaspı olayıyla ilgili birkaç bilgi topladık başkomiserim. Anlatın bakalım, dinliyorum. Gece kulübündeki valenin kimliğini belirledik. Harun Akgün, 92 İstanbul. Sinem, merhaba küçüğüm. GBT'sini çıkardım başkomiserim. Gasp ve hırsızlıktan sadıkalı. Ya diğer ikisi? Onları henüz bilmiyoruz. Harun'u bulup konuşturmayı deneyeceğiz. Bölge karakolundan da bilgi aldık. Küçüktepe mahallesine takılan ufak çeteler varmış. Başlıca faaliyetleri araç hırsızlığı. Harun'un kayıtlı bir adresi yok. Mahalleden bir muhbir buldum. Ondan öğreneceğiz artık nerede olduğunu. Tamam, dikkatli olun. Çete falan sıkıntı işler bunlar oğlum. Gerekirse destek çağırın. Anlaşıldı abi. Ne olacak böyle Levent? Ne zaman rahat durmayı öğreneceksin? Yine başlamadayı ya. Başlatma sen de. Sözüm var oğlum annene. Sen bana emanetsin. Boş versene dayı. Ben bana emanetim. Girme hiç bu kafalara. Hadi beni takmıyorsun anladı. Lan bari annenin hatırına bulaşma o pis işlere. Baban çekip gitti. Annen yıllarca seninle uğraştı oğlum. Okusun, güzel bir hayatı olsun diye sabahlara kadar çalıştı. Sen gittin, uyuşturucuya düştün. Gayrimeşruya bulaştın. Kaç sefer seni karakollardan topladık, unuttun mu? Tamam dayı. Annemi hatırlatıp durma. Ne söyleyeceksen söyle artık. Sami'den uzak dur. Bulaşma artık şu pis işlere. Gel yanımda çalış oğlum. Kapım her zaman sana açık. Bitti mi? Gidebilir miyim? Git bakalım. Yine konuşacağız. İyi düşün söylediklerimi. Ne oldu lan? Ne diyor dayın? Konuştu durdu işte. Darlaması olmaz sanki. Adamda da ne sabır varmış ha. Sen ne uğraşıyor? Buna bak, Harun nerede? Gel parka geçelim, oraya gelir. Ulan bir dakika olmadı, konuşalım.
Neydi senin şu muhbirin adı? Afet. Buralarda olmalı. Belki şu kahvededir. Ben bir girip bakayım. Olmaz. Tek gitme. Beraber gidelim. İyi hadi. Nereden geldi? Şurada bir park var. Oradan sanırım. Koş 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 koş. Hadi yürü yürü yürü. Yardım edin. Oğlumu vurdular. Dur dur sakin olun. Yardım edin. Lan burada 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 gel. Kimse yok mu? Ezgi sen yanılıya bak. Ambulans. Yardım edin. Yardım Allah edin. Kahretsin. Mert'im. Aç gözünü yavrum. Yardım edin. Yok mu kimse? Yardım edin. Yok mu kimse? 45-44'ten merkeze Küçüktepe Gençlik Parkı'na çok acil ambulans lazım. En az 3 yaralı. Mert'im aç gözünü yavrum. Aç gözünü aslanım. Tamam sakin ol. Ambulans yolda. Bir şey yapın. Oğlum ölmesin tamam. Ne olur. Arabaya dönelim, koş. Nereye koşuyorsun oğlum? Dur ya. Kaçtı gitti herif. Allah kahretsin ya. 45-44 merkez. Şüpheli araç kaçıyor. Plakası 34 jandarma. Fatsa 0858. Tekrar ediyorum. 34 jandarma. Fatsa 0858. Ha. Biliyorsun işin evveliyatı var Eren Müdürüm. Evet. Özyaşam ver çetesi. Elif'in yaralanması. Bütün dosya bizdeydi. Şimdi iş cinayete döndü. Tunç da elinizde. Ama Kazım'ın yani maktulün Özcan'la çetesi hesabına kızı öldürmek için hastaneye gittiğini ispat edebilirsek... Bu çok şey değiştirir. Nefsi müdafaanın bile ötesinde bir şey olur. Evet. Böylece biz de oğlumuzu kurtarmış oluruz bu berbat durumdan. O yüzden senden biraz daha vakit rica ediyorum. Savcılığa sevkini biraz bekletirsen dosyamızı da sağlam hazırlayıp çıkalım karşılarına diyoruz. Estağfurullah Rıza Baba. Bir süre daha bekletiriz genç arkadaşımızı. Umarım işimize yarar. Umarım, umarım inşallah. Çok sağ ol Erhan Müdürüm. Teşekkür ederim. Siz kolay sağ gelsin. Müdürüm. Sağ olun. Sağ olun müdürüm. Ulan her gün bir vukuat. Ne olmuş? Kimi vurmuşlar? Sami'yi vurmuşlar ya. Şeridi geçmeyelim lütfen. Geride bekleyin. Müdürüm, bizim saydığımız 5 kovan var. 3 ölen adamı vurmuş. Babayla oğluna da birer kurşun isabet etmiş. Sami'yi biliyoruz. Adam çete üyesi. Baba oğlun ne alakası var onu anlamadım. Biz de anlamadık müdürüm. Galiba kazayla vuruldular. Müdürüm, bir gelebilir misiniz? Ne oldu? Benim muhbir. Onu çağırdım. Mahalleyi iyi biliyor. İyi tamam, hadi gel. Gelin hadi. Yavaş yavaş toplayın burayı. Bana anlattıklarının aynısını müdürüme de anlat. Çete bunlar. Araba çalıp tamirhanelere hurdalığa götürüyorlar. Onu biliyoruz. Başka? Bu ölen Sami çetenin lideriydi. İşi organize ediyordu. Bizim buradaki aşağı mahalle. Dere mahallesi. Oradakilerle husumetleri var. Onlar da çete yani. Sabah Azmi araya girmeseydi birbirlerine giriyorlardı. Peki bu Azmi kim? Kahveci. Mahallenin eski ağır abilerinden. Ondan biraz çekinirler. Çekinmiş halleri buysa. Başka kim var bu çetede? Levent'le Harun var. Sami parka girerken yanında Levent de vardı. Lan oğlum bunu niye baştan söylemiyorsun? Ne bileyim abi söyledim işte. Şu Levent kim? Adresi neresi? Hemen buluyoruz Cemal. Tamam abi. Gel sen benimle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.